karıştıralım mı? Hayır. Acık kaynar su dökeyim üstüne. Hayır. Ya bir çatal bıçak bir şey sokalım birbirimize. Hayır. Ya ne yapacağım o zaman? Normal vurayım döveyim istiyorsan. Evet, en azından salak yerine konmuyorum. Neyi o zaman? Nasıl bilirsen ya. Gel buraya normal sıradan düz vuruyorum o zaman. Tamam dur vurma Kubat'ım. Hani vur dedin? Dur vurma Kubat'ım. O ne kız? Şanslı numaralar. Kız ben şunu. Allah Allah ya. Numara icat etmiş. Kendi karımı vurmak için de numara mı alacağım? Sıraya mı gideceğim yani? Onu mu demek istiyorsun? 3.150.000 Ya kaç kişiye dövdürüyorsun kendini? Kaç kişiyle aldatıyorsun lan? Ay ne salaksın Kubat. Bu hafta lotoya çıkacak numaralarmış onlar. Aksakallı dede verdi. Aksakallı dede ne lan? Aksakallı dede dün gece benim rüyama girdi ve numaraları verdi. Böyle aksakallı dede işte yani Kubat'ım. Anam kafasına vura vura iyice manyaklaştı. Rüyaları bile sapıttı ya bu kızın ya. Baba tamam ben bugün seni dövmüyorum. Akşama kadar güzelce beslen kafayı falan bir topla ama akşam büyük zoka var ha. Toparla biraz kafanı. Ha tamam olur. Yazık lan. Çok vuruyorum abi. Yavrum sen bu partiden antik kuntiklerden anlamazdın. Sana ne oldu yani? Şimdi sen babanın protesto mu ediyorsun? Bu da sana yakışmıyor yani. Babacığım kusura bakma. Yemişim partisini ya. Ben senin o cincin hareketlerine ayar oldum. Ondan konuşmuyorum seninle. Yavrum demek ki yani içimde varmış bu. Yani hem diyorlar ya önceki yaşantımda böyleydim. Yakışıyor da yani anlatabiliyor muyum? Biraz da ben yapmayayım mı bu işleri ya? Bak ne kadar tatlı oluyorum, ne kadar güzel oluyorum. Tabii o konuda doğru söylüyorsun ama yani şey... Ya yani ismanisi yok hadi Junior, açtık bu işleri artık yani. Gözünü seveyim ya. Al bakalım, baba şirkete gidiyor. Bu da senin harçlığın. Bu ne ya? Baba bununla gazoz bile alınmaz. Yavrum bütün büyük şirketler küçüle küçüle büyüdüler. Yani ellerindekileri, tırnaklarını yemediler, içmediler. Anlatabiliyor muyum ya? Hep böyle büyüdü. Ben şimdi size büyük paralar versem kıymetini bilmezsiniz ki. Bilmiyorsunuz da zaten. Ne ablanlar biliyor, ne sen biliyorsun. Böyle büyümemiz lazım. Bu açlık sana yeterli. Baban izinle. Ellerinize sağlık Genco Bey. Gerçekten müthiş olmuş. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun ama ben yapmadım ki. Benim bir hanım arkadaşım var da çok maharetlidir. Böyle mutfağa girince o kadar çok iş yapar ki. O yaptı. Bir de bekar. Hanım arkadaş. Evet. Olur efendim, olur. İnsanın böyle arkadaşları olur. Benim de böyle bir arkadaşım var, işte bekar. O da ben yaşlarda, hatta benden biraz daha genç. Böyle. Normal bir şey bu. İyi olabilir canım. Normal yani. Ha benim bir de Neslihan diye bir arkadaşım var. Ay bir göreceksiniz. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Bekar üstelik. O. Görmüşsünüzdür canım. Ses dergisinde kapak olmuştu bir zamanlar. Artist yani böyle kendini gösterir. Tanırsınız mutlaka. Görmüşsünüz. Yok tanımadım. Pardon. Neslihan aradı ama demin o da beni düşünüyordu demek ki. Şimdi de dırın mesaj şey yaptı. Maşallah. Siz de hiç belli etmiyorsunuz. Neyi efendim? Böyle. Neler ya? Ben, cevap veriniz. Cevap veriyorum. Gönder. Çek gönder. Efendim bir şey soracağım size. Bir insan bir başka insana 21 adet beyaz gül verirse ne demektir bu? Benden uzak, Allah'a yakın ol demek. Ya oğlum biz bu numaraları oynasak mı ne yapsak ya? Gerçi bizim hanım rüyasında görmüş. Aksakallı, maksakallı falan bir şey dedi abuk subuk ama bilemedim yani. Hey dostum hiçbir şey söylemiyorum tamam mı sana ya? Bu numaranın çıkma ihtimali 1.000.000'da fındık. Sayı bile değil düşün yani. Oynama diyorsun yani. Herhalde yani. Ayrıca da ben söylemiyorum. Sözlükteki troll arkadaşlarım söylüyor. Troll ne la? Troll mevsim başladı mı oğlum? Şaka mı şimdi? Ben bir Hasan abiye uğrayayım ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? O numaralar çıkarsa çıkamaz da. Seri eksilineyim ki çıkamaz yani öyle söyleyeyim. Oynama diyorsun yani. Öyle diyorum. O zaman oynamıyorum. Bence oynamam. Ben oynamıyorum.
boşu boşuna para vermek istiyorsun, oyna ya da. Hayır, telefonda bacak bacak üstüne bile aktarmıyor. Gene çaldı bakayım. Alo, alo. Aa, merhaba Krizantemim, nasılsın? Ha, yok yok canım, arkadaşlarla oturduk. Ya aman canım, tabii tabii, ne zaman istersen. Numara yapıyor be, anlamıyor musun? Ne olabilir? Koskoca adam niye numara yapsın ki? Koskoca adam olduk canım. Yaşlandık tabii. Bekarım ama, bekarım. Böyle şey, çok genç gösteren bir bekarım. Evet. Tabii sen de bekarsın, ben de... telefon çık. Senin telefon, benim öbür hattan arıyorlar. Şimdi kesmem lazım. Kesmem lazım ve toplantıya da burada ara vermem lazım. Tamam, kriz geldi. Kriz antrenim, tamam. Ay Allah'ım. Ay ne büyüksün ya Rabbim. Anne gülme ya, yazık adama. Ne yazığı be? O da katakulli yapmasın, kazık kadar herif. Evin standartlarını yükseltmem lazım Kubat. O yüzden koskoca bir CEO'nun evinde hizmetçi olması lazım. Hizmetçi yok. Hizmetçi düşünüyorum. Ya gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler düşünüyorsun ha. Şöyle merdaneli, seksi falan bir şey yani. Hayır. Dizi geldi. Dizi hizmetçi falan istemiyorum ben. Başka bir şeyden bahsediyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Evin huzuru ve rahatlığı atla süt gibi olması lazım. Birbirine uyum olsun. Yani güzel şeyler, presentable işler bulalım. Atla süt dedim, valla oradan çözdüm ha. Yalnız bak, bu işler böyle olmaz. Bunu takım almak lazım abi, bir hizmetçiyle olmaz. Elimde çok güzel çıkma aşçı, çıkma uşak, çıkma bahçıvan var, kelepir. Çok güzel konuşuyorsun, hemen ara. Hemen arıyorum. Ay aynen böyle işte Mehveş yenge. Rüyama aksı kaldı dede geldi, numaraları verdi, sonra da gitti yani. Çocuğum, senin uyurken bir yerin açık kalmıştır. Ondan gördün öyle şeyleri. Ay Kubat da inanmadı zaten. Ama numaraları yazmayı da unutmadı. Ay anne belki çıkar mı kar? Keşke oynasaydı Kubat. Yani... Saçmalama Mehveş. Ya sakallı dedenin kendine hayrı olsa sakal bırakmaz ayol. Safsata bunlar. Ben açarım. Buyurun. Buyurun, buyurun arkadaşlar, buyurun. Selam yenge. Selam. Bizi Aslan Bey gönderdi. Biz Türk filmlerinin neşeli açısı, sinirli bahçıvanı, sakar uşağıyız. Bu kim? Sezercik mi? Yok, Orhancık o. Sezercik mezun olduktan sonra bunu aldık. Bizimle birlikte promosyon. Bana bak. Bu aslan iyice kesimhanelik oldu. Yok kardeşim, biz istemiyoruz ahçı falan. Hadi, hadi işinize hadi. Teyzeciğim, size nene diyebilir miyim? De git işine. Hadi, hadi Orhancık, hadi. Buyurun, buyurun. İyi günler. Hadi arkadaşlar, hadi. Yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Seni Orhancık, seni. Ay anne, aslan iyice delirmeye başladı. Gerçi benim iyiliğimi düşünmüş ama. Saçmalıyorsun Mehveş. İyilikten ne alakası var? Hala onu koruyorsun ayol. Bu adam yakında Türk filmlerindeki kötü kadınları da eve getirirse hiç şaşmam. Allah Allah. Geldi bahçe kirazı. Kerem tatlım, ne haber? İyilik. Uşak nerede yavrum? Kovaladık aslan. Kovaladınız mı? Ne acayip, ne gereksiz bir harekettir bu ya. Koskoca iş adamının evinde uşak eksik olur mu? Allah muhafaza. Şu evde bir cinayet olsa kime yükleyeceksin suçu? Yapmayın, yapmayın. Kendine gel aslan. Uşak bizim neyimize? Gözünü seveyim. Su kaçtan sonra tartışalım. Golf oynadım, çok acıktım. Üstüme gelme benim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bu ne bu? Orta sınıf yemeği. Yok mu adam gibi bir şey? Ay orta sınıf yemeği diyene bak. Ortaokul terk. Bütün bunlar sana çok bile. Damat ezmesi. Elime konuş valide hanım. Seni ciddiye almıyorum. Ay. Nihale yemek hazır mı lan? Ay Allah'ım Allah'ım. Ay önce insan selam verir. Günün nasıl geçti karıcığım der. Sığır. La şuna bak, bir de konuşuyor ya. Sanki bütün gün çalışan, yorulan kendiymiş gibi. Geliyor şimdi tekme ha. Aman aman.
Zaten yemeği hemen hazırlarım. Her ihtimalde ben gene dayağı yiyorum nasıl olsa. Sen iyileşmişsin ya. Vallahi kaşınmandan anladım ha. Gene öyle dedeler medeler deyip ürkütme bak beni. Kubat'ım ben iyiyim. Rahatsız olan sensin. Kalk git lan mutfağa. Hayret bir şey ya. İstersen sağa önden aperatif bir tekme atayım. İyi tamam tamam. Ben hazırım. Önden bir tekme at da gevşe biraz ya. Ya hemen yelkenleri niye suya indiriyorsun ya? Hiç heyecanlı değil. Ne kadar sıkıcısın ya. Kapat gözlerini vuruyorum. Şeklin değişecek. Kapattım bu kapattım. Hafta sayısal lotoda çekilen şanslı numaralar 3, 15, 17, 29, 33 ve 41. Ana! Ya bunlar senin verdiğin numaralar ya. Ay yoksa oynamadım deme Dingil. Ya vallahi oynamadım ya. Hep tapirin yüzünden oynayamadım ki. Bu hafta 6 bilen talihli çıkmadı ve 3 milyon 850 bin 430 lira haftaya devretti. Ya görüyor devretti. Musun ben bu büyük ikramiyeyi nasıl kaçırdım? Nasıl gitti paracıklar Nihal'e ya? Bu parayla ben neler alırdım? Ne kadar çok şey yapardım ya. Alo Aslan Beşer. Nasılsın yavrum? Yavrum senden bir ricam var. Bizim eve çok acil. Sana vermiştim yani 50 milyonluk lahmacunlardan diye. Hatırladın mı? Heh. Onlardan yaptı sana. Çok acil. 5 tane. Ne? Zam mı? 90 lira olmuş. Tanesi. Tamam. O zaman bolca kürdan al da dükkan zarar etsin. Tamam mı? Hadi çabuk bekliyorum. Hadi. Hadi. Yavrum müsaade edersen ben biraz bahçede golf oynayacağım. Lahmacunlar gelince haber verirsin. Tamam. İnanamıyorum Aslan sana. Pişt pişt. Bana bak. Pişt pişt. O sopayla cirit oynama sakın. Bu haftaki büyük ikramiye ile 350 ev, 750 araba satın alabilir, Kıbrıs'a gidip Zıvana'dan çıkabilir, karınızı boşayıp Megan Fox'la evlenebilirsiniz. Yandım ben bak görüyor musun başıma geleni? Çabuk kız çabuk. O aksakallı dede neredeyse bak devretti diyor. Hemen git yeni numaraları al. Koş koş. Ay. Bu haftaki çekiliş numaralarını al. Ay Allah'ım Allah'ım. Sen yanlış anladın galiba Kubat'ım. Ben aksakallı dedeyi rüyamda gördüm. İnsan bir daha aynı rüyayı göremez ki yani. Bak beni psikopat etme. Zaten gitti paracıklar. Git nasıl bak sürüm sürüm süründürürüm seni ha. Izdıraplardan ızdırap ben. Görsene kızım. Git bulsana neredeyse bu aksakallı. Nasıl yapayım ne yapayım bilemedim. Uyusana lan. Ha uyuyarak değil mi? İyi uyuyayım. Kızım burada değil. Git yatak odasında yat uyu. Üf Kubat'ım ya. Bütün işkenceleri uyguluyorsun bana. Kahve içtim. Nasıl uyuyayım bu saatte ya? Bir daha içme. Uçurum aslında düşerim korkusu değil aklımda diyemem giderim dönmem geri istedim dedi hayır bu gece dedim hayır ne zaman desem hayır kralım aslında yalan mı evden Mısır çarşısına giderim her günkü gibi pet shop'a girelim dedikodu kazanı kaynar benim ben yandım sen yanma güzelim uçurum aslında hayır. Enişteciğim, tanıştırayım. Yeni boyfriendim Demir. Demir oğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Demir Demir. Hoş geldiniz. Daha önce hiç bahsetmediniz Demir Bey'den. Ay, yeni tanıştık zaten. Her şey biraz hızlı gelişti de. Buyurun, buyurun. Lütfen, lütfen. Rica ederim. Harikalar, harikalar. Çelikler, çomaklar, demirler. Bunlar güzel şeyler yani. Efendim, bendeniz de canlı varlıkların ülke içi ve ülke dışındaki satış organizasyonları oluyor efendim. Gelirler gider, fiyat belirlemeler falan. Hı. O işlerin başında duran bir insanım. Çok saygın bir yerim var Türkiye'de. Sülük işi yapıyor, sülük.
Ha öyle mi? Kayınvalidemle biz birbirimize takılmazsak inan bana gün geçmiyor. Öyle bir şey var. Bana da takılmadan duramaz, duramaz, duramaz. Biliyorsun değil mi? 15 metre demir o da. Demir. Muntazam bir aile hayatı iş yaşamındaki başarının ilk anahtarıdır. Ne güzel. Bunu not al da ileride söyleriz. Bu demirin de hayatla ilgili öyle güzel teorileri, öyle güzel felsefik cümleleri var ki... bu da onlardan bir tanesi. Bayılıyorum. Abartıyorsun Jülide. Bir şey içer misiniz Demir Bey? Zahmet olmazsa bir kupalı yuvak kahvesi rica edebilir miyim? O bizde yok. Ama çayı yeni demlemiştim. Güzelim, kupalı yuvak kahvenin bittiğini bana niye söylemedin? Niye söylemedin? Yani bak şimdi mahcup oldum. Ben Beşer'e söyleyeyim de getirsin olmazsa. Yok canım, yormayın kendinizi. Zaten kupalı yuvak kahvesi Sumatra ormanlarında yetişen bir kahvedir. Burada zaten bulmanız mümkün değil. Ne olur şu orman şuradan şurası ama neyse tamam. Ben yine de bir şekersiz Türk kahvenizi içerim. Aa öyle mi? Evet. Canım ben de alırım bir tane aynısını. Tamam. Hemen yapıyorum. Siz hangi pazarlarda söz sahibisiniz? Orta Doğu, Avrupa? Yani ekseri Avrupa tabii. Avrupa yakasında oturduğumuz için hani Avrupa'ya yükselebiliyoruz. Başka türlü yükselemiyoruz. Avrupa yakasında ikametgahımız var. Tek Avrupa'yla. Sadece Avrupa değil. Siz yani ne yapıyorsunuz yurt dışında? Faal olarak ne tür şeylerle uğraşıyorsunuz? Biz Mısır'da bir arsa ihalemiz var. Bir de İngiltere'de bir futbol kulübü almayı planlıyoruz. Öyle mi? Maşallah maşallah. Evet. Hangi takım? Aston Villa. Bildiğimiz Aston Villa. Evet. Ne güzel. Ne güzel yani. Hakikaten. Gerçekten. Yani büyük bir... Yani nasıl, insan sevdiği zaman futbol yani bir fanatikliktir onu. Yapmak lazım. Tabii bana da geldi öyle takım teklifleri falan ama biz tabii uğraşamadık zaman yokluğundan. Yok artık. Öyle mi? Hangi takım? Tokat, Reşadiye Spor da tabii biraz şey olsaydı birinci lige çıkacaktı. Tabii tabii öyle demeyin anneciğim yani çıkacaktı ama evet. Tabii şey olmadı, uğraşamadık. Bu arada Demir tam bir müzayede tutkunu. Eski sanat eserlerini toplayıp koleksiyon yapıyor. Yarın beni müzayedeye götürecek. Hayatımda ilk defa müzayedeye gideceğim değil mi Demir? Evet. Ya ne güzel bir şey. Benim de hasta olduğum şeydir ya. İnanır mısınız yani? Çok merak ediyorum. Yani bir fırsat bulup da böyle bir vakit ayırıp gidemedim yani. Nerede olduğunu bir bilsem. Yok artık. Yarınki müzayede teşvik hediye yapılıyor. İnternetten bakarsanız tam adresi bulabilirsiniz. Bakarım bakarım. Çok gelmek istediğim bir şeydir. Çok da merak ederim yani. Aslan. Hayatım saçmalama. Sevgili karıcığım yani cemiyet hayatının bir çoğunluğu orada mesai harcar. Bunu bilmen lazım senin. Öyle değil mi Demir Bey? Tabii öyle. Tabii tabii. İlginiz varsa kaçırmayın derim. Yani inanılmaz nadide parçalar geliyor. Bırak gitsin ayol. Gitsin de görsün gününü. Kızım uyusana. Bütün gece seni mi bekleyeceğim? Ya Allah'ım Allah'ım. Nereden biliyorsun aksakallıyı tekrar göreceğimi Kubat? Ya can havli diye bir şey var hemşerim. Eninde sonunda görmen lazım senin bu aksakallıyı. Hadi uyu. Tamam be. Uyuyorum. Uyu kız. Tamam uyudum. Uyudun mu? Nihale. Anam, rüyadayım. Ay gene aynı rüyadayım. Başardın kız Nihale. Hu, aksakallı dede. Hu, neredesin? Canım. Ay dedeciğim, aksakallı dedeciğim. Bana hemen gelecek haftanın şanslı numaralarını vermelisin. Yoksa bana Kubat kıyacak yani. Dur acele etme. Viski iç, gerginliğini alır. Ay aksakallı dedeciğim, içki içmenin sırası mı şimdi ya? Numaralar lazım bana, numaraları söylesen. Peki, peki söylüyorum. 7. 7. 22. 22. 28. 28. Devamı? Düşünüyorum kuzum. Ne oluyor be?
söylüyorum, söylüyorum. 32. 32? Oh. Lanet olsun. Hatırlamam biraz zaman alacak herhalde. Ben sana viski ikram etmiş miydim? Ay sen o içkinin içine hap mı koydun? Yok canım, ne hapı? İç, tadına bak istersen. Ay çok mersi. Dur Ceylan'ım, nereye gidiyorsun? Son iki sayı söylemedim daha. Yok yok, çok teşekkür ederim. Ben almayayım. Almayayım ben, teşekkürler. Ay uyandım mı ben? Burada mıyım? Rüyada mıyım? Uyandım mı? Ha. Uyandım mı lan ben? Uyandın kız, uyandın. Evimin uyanı. Aldın mı numaraları? Aldım aldım Kubat'ım. Söyle söyle unutmadan hemen. 7, 22, 28, 32. Yavaş yavaş, 32. 32. Kızım ne demek 32? İki tane daha olacak ya. He, bu kadar Kubat'ım. Ya son iki rakamı niye almadın? Ay alamadım Kubat'ım işte. Ya ne demek alamadım lan, yatağındaki düşman. Ben ne yapacağım, böyle bir çekiliş mi var? Son iki rakam lazım yaba. Bunları nasıl aldın o zaman? Ya Kubat'ım aksakallı dedi, böyle bana açık açık yazılınca kaçmak zorunda kaldım ben de. Anam yazıldı mı? Kaç yaşında ki bu kadayıf? Baş edemedin mi? Ay Kubat'ım resmen içkimin içine ilaç koydu. Vallahi canımı zor kurtardım be adam yani. Hay anla, elindeki numaralarla idare et yani. Osamet! Asalet! Burcu? Ne yapıyorsun sen? Ay bir de gibi bağdaş kurmuş oturmuş oraya. İnsanın karşısında senin gibi bir melek olunca böyle gibi bağdaş da kurur, Neron gibi Roma'yı da yaktırır. Genco, aşkın şarabının kokusu buraya kadar geliyor. Ne olur canım, birazcık sukarıcık içtiysek ha? Çekil oradan, yanacaksın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yanacaksın dedim sana. Değilmiyor, bir şey olmaz. Mahalleyi rezil ettin. Obo! Mahallenin hırsı düşmanı, yetti Masalet abla. Ya kardeşim, sen manyak mısın? Gece gece mahalleyi ateşe verdin ya. Söndür şunu. Dur, kıpraşma. Aşkın ateşini hemen söndürüyorum. Deli düğünü gibi ayol. Beşer, söndür şunu. Yandı Masalet, yandı. Yanmadın, yanmadın. Söndün, söndün işte. Allah Allah, gecenin bu saatinde ya. Ne oluyor kardeşim bu saatte ya? Bir uyutmadınız arkadaş. Ayıcık da uyandı. Hadi, git evine. Nihaleciğim bak, benden sana bugün süresiz izin. İstediğin kadar yat, uyu, dinle. Yeter ki şu son iki numarayı al yani. Almayacağım. Ne demek almayacağım lan? Canına mı sordun sen? Ya gitmem ben o herifin yanına. Nihaleciğim bak, kendimi yeterince açık seçik ifade ettiğimi düşünüyorum. Şimdiye kadar attığım bütün dayakların hepsini toptan atarım bak. Ya Allah'ım Allah'ım ya. Adam bana resmen asıldı diyorum. Sen nasıl bir kocasın be? Ya kızım, rüya diyorum sana, rüya. Ne olacak? Rüyada adam sana ne yapacak? Ahı gitmiş bahı kalmış bir aksakallı ya. Son iki numara alıver, ne var? Yakın şuraya. Yat şuraya. Tamam, gelme, yatıyorum Kubat'ım. Anladım patron. Her şekilde alırız o tripoları. Coşma yavrum, hemen coşma. Hemen öyle bir triplere girme, beni sinirlendirme yani. Etimiz de budumuz da bizim. Şekten oradayız, anlatabiliyor muyum ya? Anladım boss. Bugün masaja gideceğiz, unutma. Gidelim abicim bak. Haftada en az iki kez bütün şirketlerin CEO'ları, genel müdürleri gidip masaj yaptırıyorlar. Kendilerini mıncıklatıyorlar, anlatabiliyor muyum? Bizim etimiz mi yok? Biz de gidelim mıncıklatalım. Yani onlardan bizim neyimiz eksik? Masajı unutturma, bir saat en az. Çakraları açıyorlar. Stresten uzaklaşıyorlar. Anladım boss. Ayağını da uzat. Ha, sakın kalkma. O iki numarayı al Nihaleciğim. Hadi gidiyorum ben. Nasıl da yedik yeriz. Ya kızım sen benden dalga mı geçiyorsun? Ya Kubat'ım öyle hemen la, uyu diye. Uyu dedim lan. Anam çok mu vurdum ne? Ne yapayım, sen de numaraları baştan alsaydın. Telefon çalıyor, kim arıyor bak. Bakıyorum abi. Alo. Efendim Mefeş yenge. Evet doğrudur. Aslan Bey şu an yanımda.
Bugün masaja gideceğiz de onu planlıyordum. Sülalemin çoğu hayatta yaşıyor. Anladım. Bir dakika. Aslan Bey, Mehveş yenge seni istiyor. Nedense biraz sinirli abi. Alo. Evet hayatım, duydukların doğru evet. Doğru. Unutma ne demiş büyüğümüz? Bana lükslerimi getirin, gereksinlerim olmadan da yaşarım. Güzel, cevap güzel. Alo. Kapattı. Anlamıyorlar. Anlamıyor. Hep aynı kafalar. Anlatabiliyor muyum Beşen? Aynı mahalle, aynı semt, aynı anne, aynı kardeşler, aynı evlatlar. Hep aynı yerde dura dura ne oldu? Beyin gitti işte yani ben. Yok abi böyle olmuyor. Ben boşanacağım. Bence bunu düşünmelisin boss. Ne düşüneceğim yavrum ya? Şaklarım açılmış benim. Bir en güzel masaj salonuna gir hadi. Ay dayanamıyorum anne ya. Masaj diyor adam. Ya ne yapacağız? Bu iş böyle yürümez. Vallahi ben de çıldıracağım. Yani evin içi kebap kokusundan geçilmiyor. Duvarlarda bir çiğ köfte olmadığı kaldı yani. İy, hele o röpte şambra ne demeli? Sanırsın ki evde Bill Gates'in atı geziyor. Bak, bu lahmacundu, masajdı, yok oydu, yok buydu deyip elimizdeki bütün parayı bitirecek. Evet, ne yapacağız peki? Ben biliyorum ne yapacağım. Kükrü aslanım hayır, hayır. Biliyorum ki. Şöyle derin derin nefes al ver bak. Burnundan al, ağzından ver. Akşam akşam da borsa sana sallandı değil mi? Hisse sepetlerimize yumurta koydum abi. Değer kaybetmiş midir sence? Salla. En güzel yatırım altındır, unutma. Oğlum altına bak. Herkes söylüyor. Ne diyor? Altına yatırım yapacaksın. Yapacaksın ana. Bunun başka bir yolu yok. Benim de zaten kadından kalma 3-5 tane bileziğim var. Onları şey yapacağım ya. Bana bak, akşamki mezat altından da önemli. Aman gözünü seveyim. Orada herhangi bir hadise yapıp benim canımı sıkma ne olur. Dinle yeter, gözü böyle içine bak. Tamam abi. Abi, masajcılarımız Balili'ymiş. İyiydi, ağzındaki salyanı öyle. Balili'yse Balili'ydi. Ben de verin oğlum, sana ne oluyor? Oğlum bak, bu işlerinden vazgeç. Sapıklık yapma. Bana bak. Çekik gözlü değil mi lan onlar? Galip abi evet. Tamam efendim içerideler. Aa, kadın sesi abi. Ne güzel. Köpek sesinden iyidir. Kedi sesinden iyidir. Kuş sesinden iyidir. Tavşan sesinden iyidir. Öyle göreceksin. Oğlum şu salyanı sil. Abi. Minyon olan bana gelsin. Çünkü ben minyon seviyorum. Ulan biz ladies'ım dedik, bunlar gentleman anladı. Bu işte bir sakatlık var abi. Balili'yiz değil mi? Evet. Hatta benim adım Pini Balili. Bazı hıyarlar Balili'de sadece kadın yaşıyor sanıyor ya. Kıl kapıyorum. Siz de onlardan değilsiniz değil mi? Yok. Yani ben Balili'nin nüfusunu biliyorum. Biliyorum yani. Erkek daha fazla. Haklılar. Minyon tipti bana masaj yaptın abi. Bak gördüm minyon tip birinin ne olduğunu. Uy. Oh. Abi galiba benim omuzum çıktı. Kükrü aslanım hayır.